ABD Başkanı Joe Biden'la Japonya Başbakanı Kishida Fumio'nun 21 Aralık'taki çevrim içi görüşmesinde Çin'e karşı ortak tavır alma kararını eleştiren Pekin, taraflara soğuk savaş zihniyetine saplanma suçlamasında bulundu. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, liderlerin toplantıda Tayvan, Doğu Türkistan ve Hong Kong meselelerini gündeme getirerek Çin'in iç işlerine müdahale ettiğini, uluslararası hukuku ve ilişkileri yöneten temel normları ihlal ettiğini söyledi. Sydney Morning Herald'ın haberine göre Avustralya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Avustralya vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmeyin uyarısı yapıldı. Ukrayna'daki vatandaşlardan da ülkeyi terk etmeleri istenen açıklamada Ukrayna'daki mevcut durum nedeniyle konsolosluk hizmet ve yardımlarının sınırlı olabileceği ifade edildi. Öte yandan ABD'nin ardından İngiltere'nin de Kiev Büyükelçiliği personeliyle ailelerine Ukrayna'yı terk etmeleri talimatı verdiği açıklandı. Çin'e ait 39 savaş uçağının Güneybatı Tayvan Hava Savunma Teşhis Bölgesi'ne girmesinin ardından ABD ve Japonya Asya Pasifik bölgesinde ortak tatbikat yaptı. Tayvan Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Çin'e ait 39 savaş uçağının Güneybatı Tayvan Hava Savunma Teşebbüs Bölgesi'ne girdiğini duyurdu. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Rusya'nın Ukrayna'ya muhtemel saldırılarıyla ilgili gelişmeler ve buna karşı verilecek tepkiyle müzakerelerdeki son durumu görüşmek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı 20 savaş gemisinin askeri tatbikat için Baltık Denizi'ne girdiğini duyurdu. Pekin'de düzenlenecek 2022 kış olimpiyatlarında koronavirüsün yayılmasından korunmak amacıyla oluşturulan sporcu, görevli ve gönüllülerin etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı kapalı devre sisteminde şimdiye dek 72 vaka tespit edildi. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom, koronavirüsün omikron varyantının son varyant olduğunu söylemenin ve salgında sona gelindiğini varsaymanın tehlikeli olduğu uyarısında bulundu. Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın 76 bin takipçili WeChat hesabı bu ayın başlarında Avustralyalı Çinli Yeni Hayat olarak yeniden adlandırıldı ve fotoğrafı hesaptan kaldırıldı. Parlamento İstihbarat ve Güvenlik Komitesi Başkanı WeChat şirketinin Avustralya hükümetinin Başbakan Morrison'ın hesabının iade edilmesi talebine yanıt vermediğini söyledi. Almanya'da Heidelberg Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Saldırganın da hayatını kaybettiği olayla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı. Öte yandan Almanya'da Saksonya, Anhalt eyaletinin Halle kentinde içinde caminin de bulunduğu İslam Kültür Merkezi Derneği'ne tüfekle ateş edildiği bildirildi.